Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrika'da sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi'nin... Şu anda bizim de hissettiğimiz Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden merhabalar. Ben Seda Anık. 13 bülteniyle karşınızdayız. Gelişmeleri aktarmaya hemen başlıyoruz. Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören son yolculuğuna uğurlanıyor. Demirören için ilk tören İstanbul Şişhane'deki Holding binası önünde yapıldı. Demirören'in naaşı Fatih Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek. Erdoğan Demirören İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Demirören için ilk tören İstanbul Şişhane'deki Holding binası önünde yapıldı. Törene Demirören ailesi, yakınları, Holding çalışanları ve sevenleri katıldı. Demirören'in naaşı daha sonra Fatih Camii'ne götürüldü. Tabutun üzerine 2. Mahmut döneminden kalma Kabe kapısı örtüsü serildi. Demirören'in naaşı öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek. Kandil ve çevresindeki terör kampları bir kez daha vuruldu. ZAP ve Hakurk'a düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri de sınır ötesinde ilerlemeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki ZAP ve Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi. 3 PKK'lı öldürüldü. Güvenlik güçleri teröristlerin kamplarını, silah mevzilerini yok ederek ilerleyişini sürdürüyor. 35 kilometre ilerleme sağlandı. Sidekan bölgesinde üstlenme tamamlandı. Terör örgütü PKK'nın bulunduğu Irak'ın kuzeyindeki Kandil Dağı da görüntülendi. Irak'la İran arasında tampon bir bölgede yer alan Kandil Dağı'nda PKK'nın varlığı Abdullah Öcalan'ın posterinin bulunduğu alanla başlıyor. Türk savaş uçakları ve insansız hava araçlarına hedef olmak istemeyen PKK'lı teröristler bu dağlarda gizleniyor. Erbil'in Çoman ilçesine bağlı bölgede Irak'tan İran sınırına yaklaşık 17 kilometre kalan alanda terör örgütü PKK'nın işgali başlıyor. Peşmerge güçlerinin konuşlandığı son noktalardan PKK'lıların bulunduğu Kandil Dağı görülüyor. Terör örgütü PKK Kandil Dağı'nın İran tarafında da militan bulunduruyor. Bölgede terör örgütünün varlığı nedeniyle yüzlerce Irak köyü işgal altında. Halk bölgedeki köylerine, bağ ve bahçelerine gidemiyor. Türk ordusunun terörle mücadelesi aralıksız sürüyor. Harekatlar hem sınır ötesinde hem de yurt içinde devam ediyor. Şırnak'ta eylem hazırlığında olduğu belirlenen 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içinde PKK'ya yönelik kapsamlı harekatlar devam ediyor. Yani oraya giden her insan pişman oluyor. İnsan kendi canından beziyor yani. Şırnak, Besterdereler bölgesinde eylem hazırlığında olan 12 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerin arasında sözde Botan bölgesi cephane birim sorumlusu Yakup Zeybek'te bulunuyor. Sıcak takip devam ediyor. Hava destekli operasyonda örgüt üyelerinin kaçış yolları ateş altına alındı. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Irak'ın kuzeyinde 500'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Canikli, NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Canikli, Amerikalı mevkidaşı James Mattis'le görüşmesine ilişkin Manbij yol haritası konusunda yapıcı bir görüşme yaptık dedi. Irak'ın kuzey ile alakalı orada da sadece şunu söyleyeyim, ayrıntılı bilgi veremiyoruz ama çok etkili bir şekilde mücadele devam ediyor. Ve gerçekten yine büyük oranda kendi geliştirdiğimiz yerli ve milli silah ve mühimmatlar kullanılarak bu operasyonlar gerçekleştiriliyor. Onun altını bir kez daha çizelim. Son operasyonlarda kullandığımız silah sistemleri ve mühimmatın hemen hemen tamamına yakını yerli ve milli imkanlarla 2002'den sonra ürettiğimiz silah ve mühimmat. Operasyonlar bu geliştirdiğimiz %100 yerli ve silah ve mühimmatla başarılı bir şekilde yürütülüyor.
Onu da bu vesileyle belirtmiş olalım. Şu ana kadar yılbaşından bu yana Kuzey Irak'ta yaptığımız operasyonlarda 500'den fazla terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu kadar söyleyeyim sadece. Onun dışında harekatla ilgili ayrıntılı bilgi elbette paylaşma imkanımız yok. Amerika Savunma Bakanı, İngiltere Savunma Bakanı ile görüştük. Ayrıca Fransa Savunma Bakanı da bir araya gelme imkanımız oldu. Sayın Metis ile tabii çok konuyu gündeme getirdik, görüşüldü. Ama özellikle Ümmüş'teki yol haritasıyla alakalı son derece ayrıntılı ve yapıcı ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Münbiş'te bugün Dışişleri Bakanlarımızın mutabakata vardığı yol haritasının altyapısı da aslında büyük oranda bu toplantılar çerçevesinde olgunlaştırıldı. Bir başka ifadeyle Pentagon'un ve Sayın Metis'in yol haritasının şekillenmesinde önemli bir katkısının olduğunu biliyoruz. Yani olumlu anlamda önemli bir katkısının olduğunu biliyoruz. Kilis'in Elbeyli ilçesinde sınıra Kulekol adı verilen 22 gözetleme kulesi inşa edildi. 5 katlı kulekollar havan ve roket saldırılarına karşı dayanıklı malzemeyle örüldü. Yeni kuleler inşa edildi. Sınırdaki güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Gaziantep Kilis sınır hattına 22 kulekol yapıldı. Sınırı daha güvenli hale getirmek ve yasa dışı geçişleri önlemek için bu kuleler inşa edildi. 15 metre yüksekliğinde ve 5 katlı yapılan kulekolların duvarları havan ve roket saldırılarına karşı dayanıklı malzemeyle örüldü. Binadaki bütün camlar kurşun geçirmez, kapıların tamamı ise çelikten yapıldı. C50 betonu denilen yüksek dirençli beton kullanıldı. Ayrıca direnci artıran dremix seller eklendi. Sınırda acil durumlarda Suriye tarafına geçmek için yüksek güvenlikli kapılar da yapıldı. 7 bin ton ağırlığında bir aracın 80 kilometrelik hızla çarpmasına dirençli balistik kapı kurşun geçirmiyor. Kapıdan Suriye sınırında 44, İran sınırındaysa 15 adet var. Suriye sınırında 564 kilometrelik inşa edilen güvenlik duvarının da 529 kilometrelik kısmı tamamlandı. Tamamlandığında Çin Seddi ve Amerika-Meksika sınırının ardından dünyada üçüncü en uzun duvar olacak. Tam 88 hafta önce başlattıkları nöbet mücadelesine yılmadan devam ediyorlar. Askeri liselerin açılması için başlatılan nöbet mücadelesine bu hafta Vatan Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayları da katıldı. Askeri liseler hemen açılsın! Tam 88 hafta geçti ama mücadeleleri bir an olsun eksilmedi. Askeri okullarımızın tekrar açılıp tekrar rehabilite edilip Cumhuriyet standartlarına getirilmesi için sadece ve sadece Vatan Partisi'nin samimi olduğunu görüyoruz. Askeri liselerin açılması için başlatılan nöbet eyleminin üzerinden 88 hafta geçti. 88 haftadır askeri liseler hemen açılsın diye haykırdılar. Askeri liseler Türk Silahlı Kuvvetlerimizin omurgasıdır, iskeletidir. Nasıl bir binanın bir depremde temeli sarsılırsa o bina ayakta kalamaz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin geleneksel örgütlenme biçimi bozulursa Türkiye Cumhuriyeti maalesef ayakta kalamaz. Bu hafta nöbete Vatan Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayları Aykut Diş, Elif İlhamoğlu, Halil Nebiler, Ece Boylu, Nuray Kaya ve birçok kişi destek verdi. Askeri hastaneler eski sistemde olduğu gibi gerçek Türk doktorları ve gerçek sağlık personeliyle, Atatürkçü sağlık personeliyle yeniden hizmete sokulmalı. Askeri liselerin açılması için bu kez de milletvekili adayları söz verdi. Vatan Partisi iktidarında en önemli meselemiz olarak görülerek derhal açılacaktır. Kararlı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'sini kuracak partinin programının Vatan Partisi'ne ait olduğunu söylememiz gerekiyor. Nöbette Vatan Partisi'nin iktidara gelmesi için milletten yetki istendi. Yapın kardeşim benim milletvekili. Yapın Vatan Partisi'nin iktidarı, yoksa ne askeri hastanesini açabilirsiniz, ne askeri okulunu açabilirsiniz. Başka yolu yok.
Amerika'nın teröristlere silah yardımı sürüyor. Son sevkiyat Derizor'a yapıldı. 250 tır dolusu silah PKK'ya gönderildi. Gerekçe olaraksa bölgedeki IŞİD'e yönelik operasyonlar gösterildi. Amerika PKK-PYD'ye yine tırlarla ağır silah gönderdi. Suriye'de PYD-YPG'nin paravan örgütü SDG'ye 250 tır ağır silah ve zırhlı hamur araçları sevk edildi. Silahlar ve zırhlı araçlar İran kuzeyinden karayoluyla Semerka sınır kapısından sokuldu. Açıklamayı bir PYD elebaşı yaptı. PYD'li silah yardımının sebebini de açıkladı. Gerekçe Deirizor'daki sözde IŞİD operasyonları. Amerika ise IŞİD'i bahane ederek petrol zengini olan Deirizor bölgesindeki askeri varlığını artırıyor. Burada Amerika'nın hali hazırda 3 askeri üssü bulunuyor. Suriye'nin en doğu ucunda bunlar yaşanırken kuzeydeki Tel Rifat'ta ise terör örgütü PKK-PYD sivillere ait ev ve arazileri ateşe veriyor. Havadan çekilen bu görüntülerde söz konusu kentte dumanların yükseldiği görüldü. Örgüt, Şubat 2016'dan bu yana işgal ettiği Tel Rifat ve çevresindeki köylerde bulunan bazı fırınları ve içinde arpayla buğdayların bulunduğu tarlaları yaktı. Halep'e bağlı olan Tel Rifat, Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunuyor. Zeytindalı harekatıyla temizlenen Afrin'e ise komşu konumda. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov, IŞİD'in Suriye'de sadece Amerika'nın kontrolündeki bölgelerde direniş gösterdiğini söyledi. Amerika'nın Suriye ile ilgili açıklamalarına Rusya'dan yanıt geldi. Amerikan Savunma Bakanı James Mattis, terör örgütü YPG'nin Suriye'de IŞİD'i yenebilecek tek güç olduğunu söylemişti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov da Mattis'e Suriye'deki durumu gösteren haritayı incelemesini tavsiye etti. Konashenkov, IŞİD militanlarının Suriye'de direnişe devam ettiği tüm noktalar yalnızca Amerika'nın kontrol ettiği bölgelerde bulunuyor dedi. Konashenkov, IŞİD'in Suriye'deki yayılışının Amerika ve uluslararası koalisyonun suç niteliğindeki ihmali sayesinde gerçekleştiğini vurguladı. Washington'un sevk ettiği silah ve mühimmatların çok büyük bölümünün Washington gibi Suriye hükümetini devirmeye çalışan terör örgütü El-Kaide'nin eline geçtiğini kaydetti Rus bakan. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Tianjin kentinde buz hokeyi müsabakası izlediler. İki lider yolculukları sırasında 1 milyar dolar bütçeli ortak endüstriyel yatırım fonu kurulmasını öngören anlaşmayı da imzaladılar. Alkışlar ve büyük bir coşku eşliğinde Çin'in Tianjin kapalı stadyumuna girdiler. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin, Çin ile Rus gençlik takımları arasında Kuzey Çin'in liman kenti Tianjin'de oynanan buz hokeyi maçını izlediler. 7 bin izleyicinin doldurduğu stadyumda liderler coşkuyla karşılandı. Çin Devlet Başkanı Xi, maçın Çin ve Rus gençleri arasında dostluğu gösterdiğini söyledi. Çin'in buz hokeyinde olduğu gibi tüm spor dallarında Rusya ile bir araya gelmesinden mutluluk duyacağını söyledi Putin'e. Xi, iki ülkenin gençleri arasındaki dostluğun nesilden nesile geçerek güçlenmesi gerektiğini söyledi. Maçtan önce iki lider oyuncularla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Oyuncularsa formalardan birer tane liderlere hediye etti. Maç sonrası Putin, iki takımın performanslarının mükemmel olduğunu söyledi. Xi ve Putin öncesinde maça katılmak için Pekin'den Tianjin'e giden yüksek hızlı bir trende 1 milyar dolar bütçeli ortak endüstriyel yatırım fonu kurulmasını öngören anlaşma imzaladı. Amerikan Başkanı Donald Trump'la Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un arasında yapılacak tarihi zirveye saatler kaldı. İki isim 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelecek. Trump görüşme öncesi yaptığı açıklamada Kim'in Kore'yi harika bir ülke haline getirebilmesi için tek bir şansı var ifadesini kullandı.
Yakın Doğu'da Irak'ın ardından Suriye'yi de parçalayarak enerji kaynaklarını talan etmenin planlarını yapan Amerika, yeni bir cephe açmaktan çekindiği Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile en üst düzeyde doğrudan temas kuracak. Amerikan Başkanı Donald Trump, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un'la saatler sonra tarihi zirvede bir araya gelecek. Singapur'da yapılacak görüşme için ülkeye giden ilk lider Kim Jong-un oldu. Jong-un, içinde bulunduğu Çin Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Chang'e Havalimanı'na indi. Havalimanı çevresinde bulunanlar bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla uçağın görüntülerini çekti. Bu arada tarihi görüşme öncesi Amerikan Başkanı Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. 12 Haziran'da yapılacak görüşme öncesi Kim'e mesaj gönderen Trump, Kore'yi harika bir ülke haline getirebilir ve ancak tek bir şansı var dedi. Amerikan Başkanı, Kore liderinin halkı için doğru şeyler yapacağına inandığını söyledi. Kim Jong-un'la Trump, Amerika'nın sağlayacağı diplomatik ve ekonomik teşvikler karşılığında nükleer silahlardan vazgeçmesi konusunda görüşecek. Singapur Dışişleri Bakanı, tarihi zirve için her şeyin hazır olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun infial yaratan Kırım'ın ilhakını tanımadık, tanımayacağı sözlerine bir tepki de Kırım Tatarlarından geldi. Kırım Tatar Dernekleri Federasyonu Başkanı Ünversel, Çavuşoğlu'nun sözlerinin Tatar Türklerine hiçbir yararı olmadığını söyledi. SEL'e göre Dışişleri Bakanı'nın açıklaması Ankara-Moskova ilişkilerine de büyük zarar verir. Kırım'ın ilhakını tanımadık, tanımayacağız. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu açıklaması Kırım Tatar Türklerini rahatsız etti. Maalesef Türkiye 2014'ten günümüze kadar Kırım politikasında gelgitler yaşıyor. Çavuşoğlu'nun Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin'le katıldığı bir iftar programında yaptığı açıklamalar Rusya'da tepkiyle karşılandı. Bir tepki de Kırım Tatar Dernekleri Federasyonu'ndan geldi. Bu siyasetinden vazgeçmediği takdirde Türkiye bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kalması söz konusu. Federasyon Başkanı Sel, Ankara'nın tavrının Kırım'da yaşayan Tatar Türklerine hiçbir faydası olmadığını söyledi. Orada yaşayan Türklerle Türkiye'nin ilişkilerinin koparılmasına yol açtığını ifade etti. Türkiye'nin zaman geçirmeden Rusya ile bu konuda masaya oturmalı. Türkiye ile Rusya'nın başta Suriye olmak üzere birçok alanda yoğun işbirliği olduğuna dikkat çeken Sel, ancak Çavuşoğlu'nun tavrının iki ülke ilişkilerine zarar vereceğini belirtti. Elbette bu gelgitler hem Kırım politikasına hem de Rusya ile ilişkilere zarar vermekte. Sel, Ankara'nın Kırım tavrından dolayı Moskova'da Türkiye'den gelen bazı ürünleri almama gibi bir eğilim oluştuğunu da kaydetti. Bazı Türk ürünlerinin Rusya girişinin tekrar muhtelif sebeplerle yasaklanması söz konusu olduğu üzerine de açıklamalar var. AKP hükümetinin Kırım politikasını Ukrayna taraftarı Tatarlarla yürütmesinin yanlış olduğuna dikkat çeken Sel, bu kişiler hakkında dikkat çekici bir tez savundu. Ama maalesef Türkiye, Ukrayna'da FETÖ'cü, IŞİD'ci, Hizbul Tahrir'ci Kırım Tatarları üzerinden Kırım Tatar siyasetini yürütmekte. Bu da Türkiye'nin bir çelişkili durumunu göstermekte. Seçime 2 hafta kala oyunun nerede kullanacağını hala bilmeyen seçmenleri ilgilendiren bir haberle devam ediyoruz şimdi. Seçmenin oy kullanacağı yeri öğrenmesinin 2 yolu var. İşte detayları izliyoruz. Kimin nerede, hangi sandıkta oy kullanacağı belirlendi. Seçime 20 günden az bir süre kala hala nerede oy kullanacağını bilmeyenler dikkat. Vatandaş şöyle bir yorum yapıyor, bizi çok üzüyor. Niye benim kartımı getirmiyorsun? Yani yasada bir eve dolaşıp kartları verme gibi zorunluluğumuz yok. Seçmenin oy kullanacağı yere ilişkin bilgileri öğrenmenin 2 yolu var. Bunlardan biri muhtarlıklarda bulunan seçmen bilgi kağıtlarını teslim almak. Yönetici, bina görevlisi ve şahsen müracaaten vatandaşlara kartlarını takdim ediyoruz, veriyoruz. Bir tutanakla veriyoruz. Muhtarlıkların yanı sıra Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi internet sitesinde yer alan Nerede Oy Kullanacağım adlı sorgulama ekranından da gerekli bilgileri öğrenmek mümkün. Seçimler için yurttaşlar 24 Haziran'da sandık başına gidecek. 6 Cumhurbaşkanı adayından hiçbiri %50 oy oranını geçemezse seçim ikinci tura kalacak. 8 Temmuz'daki ikinci turda da seçmenler ilk turda sandığa gittiği noktada oyunu kullanacak. Şu andaki bu seçmen kartlarıyla vatandaşlar aynı sandıkta aynı yerde ikinci turda oylarını kullanabilecekler.
Vatan Partisi İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayları seçim çalışmalarına son sürat devam ediyor. Çalışmalarda vites yükselten adaylar çok sayıda kuruma ve esnafa ziyaretlerde bulunuyor. Vatandaşlara milli hükümet programını anlatan adaylar meclise girmek için milletten yetki istiyor. Çıktıkları yolda kendilerine olan inançları her geçen gün daha da artıyor. Teşekkür ediyorum, başarılar. Vatan Partisi İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayları seçim çalışmalarına son sürat devam ediyor. Peygamber Efendimiz İslam aleminin vazgeçilmez muhteşem bir gücü. Yani İslam aleminin peygamberi. Atatürk de Türklüğün peygamberi. Pendik'te çalışma yapan adaylar Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Anadolu Yakası Şubesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Türk Eğitim Sen İstanbul Altınoğlu Şubesi'ne ziyarette bulundu. Ve Cumhurbaşkanı adayınız Perinçek uğraşıyor, gayret ediyor. Önüm olan verecek olanlar değil, önüm olan bu bayrak için, vatan için savaşmış insanların ayrı gayret tutulması. Türkiye dolayısıyla bir bağımsızlık sürecinin içinde yine bir bağımsızlık mücadelesinin içerisinde. Biz bu mücadelede sağ sol demeden vatanseverlik paydasında herkesin toplanabileceğini düşünüyoruz. Adaylar İlker Güzel, Osman Ergin, Altan Tüfekçi, Kartal'da bir kıraathaneyi ziyaret etti, vatandaşları dinledi. Sonra da Vatan Partisi Maltepe binasında toplantıya katıldı. Vatan Partisi adaylarının çalışmalarına bakalım şimdi. Zonguldak, Hatay ve Muğla'ya uzanıyoruz. Bunlar güzel. İnşallah üretecek fırsat da bulunur. Hayırlısı olsun. Doğu Perinçek'in selamlarını getirdim size. Karadeniz adayları çalışmalara sabahın erken saatlerinde başlayıp akşama kadar sürdürüyor. Senin arkanda durmayacağım mı? Estağfurullah. Vatan Partisi Zonguldak Milletvekili 1. sıra adayı Savaş Oruç, Umut Kaptan ve Şerafettin Kiren çalışmalarını Çaycuma ilçesinde yürüttü. Sağlam adamlarla her yerde yürünür. Hiç pişman olmayacaksın. Namuslu olanı, doğru olanı güçlendirelim. Yüzünüzü güldüreceğiz. İnşallah. Çözümle geliyoruz, programla geliyoruz. Sayın Doğu Perinçek'e selamlarımızı gönderiyorum. Oruç beraber çalıştığı, aynı sırayı paylaştığı, iş yaptığı arkadaşlarından oy istedi. Ya benim dersen savunmazsa kim olacak ya? Teşekkür ederim. Ya arkadaşım, dostum benim. Her yönden arkasındayız. Ona biz destekçisiyiz. Adaylar Çaycuma eski ANAP dönemi belediye başkanlarından Orhan Yardımcı'yı da ziyaret etti. Bilinçli, davasına inanmış bir kitle, zümre olarak görüyorum. Bu mücadelenizin başarılı olacağına inanıyorum. Kardeşlik şehri Hatay'da çalışmalar sürüyor. Vatan Partisi adayları kent merkezindeki çalışmaları köylere taşıdı. Vatan Partisi'nin bu konuda fikirlerini benimsiyorum, hoşuma da gidiyor. Adaylar Mustafa Bebek, Necla Öncü, Ali Erdem Köz, Erzin ilçesi Turunçlu mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Gerçekten de bizim üreten emekçimiz, çiftçimiz, köylümüz şu gerçeği çok net görüyor. Ülkenin önce birliğe, bütünlüğe ihtiyacı var. Bir diğer çalışma adresi Muğla oldu. Kentin en önemli turizm ve tarım merkezlerinden biri olan Fethiye'de çalışmalar hızlandı. Adaylar esnafı, sanayiciyi, tüccarı, köylüyü gezip dertlerini dinliyor. Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ziyaret edilen yerler arasındaydı. Kendilerine, milletimize hayırlı olsun diyorum. Kendisine de başarılar temenni ediyorum. Seçim gündemiyle devam ediyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için oy kullanmaya başladı. Vatan Partisi de bu kapsamda çalışmalarına hız verdi. Avrupa'da yaşayan seçmenlerle buluşan parti üyeleri Türkiye'yi yönetmeye hazır olduklarını söyledi. İzmir'in dağlarında çiçekler açar, altın güneş orada sırmalar saçar. Yurt dışında seçim heyecanı başladı. Vatan Partisi Avrupa'da çalışmalarını hızlandırdı. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için yurt dışında yaşayan vatandaşlar sandık başına gidiyor. Atatürk'ün kurduğu parti artık Atatürk'ün izinden gitmiyor ve bunu
izinden gidelim. Ben Vatan Partisi olduğuna gönülden inanıyorum. Vatan Partisi her ne temsilciliği yöneticilerinin ilk durağı Köln oldu. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız çözümün Doğu Perinçek olduğunu vurguladı. Ulusal Kanal, Vatan Partisi sempatizanıyız, izleyicisiyiz. Gönlümüz onlarla, yaptıkları işlerle gurur duyuyoruz. Doğu Perinçek'ten beklentimiz ülkeyi hani bu sıkıntıdan kurtarmasını diliyoruz yani. Tüm vatandaşlarımız da öyle Doğu Perinçek'e destek versinler. Vatan Partisi her ne temsilcisi Erkan Yıldız her zaman hazır olduklarını söyledi. Zaten ilk demeci veren parti olarak biz hazırız dedik yani ve hazırız da gençliğimizle gelen milletvekili adayı, genç milletvekili adaylarımızla biz yönetime de hazırız. Türkiye yönetmeye hazırız ve bundan da eminiz yani. Yurt dışında yaşayan seçmenler 7-19 Haziran tarihlerinde yerel saatle sabah 9 ve akşam 9 arasında randevu alınmasına gerek olmadan oy kullanabilecekler. Cumhur İttifakı'nda ise iç tartışma büyüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli isim vermeden AKP'li Turul Türkeş'e hedef aldı. Bahçeli kim ki ittifaka zaman biçerse Türkiye'nin mahvına hizmet eden saat ayarlı alçaklardır dedi. Türkeş ittifakın 24 Haziran seçimlerinin ardından biteceğini söylemişti. Zalimlere karşı ittifak diyoruz. Teröristlere karşı ittifak diyoruz. Hainlere karşı ittifak diyoruz. Küresel saldırı ve komplolara karşı ittifakla hareket ediyoruz. Kim ki Cumhur İttifakı'nı dinamitlemeye kalkışırsa, kim ki Cumhur İttifakı'na vade biçip çürütmeye çalışırsa, biliniz ki Türkiye'nin mahvına hizmet eden saat ayarlı alçaklardır. Cumhur İttifakı millidir, yerlidir, cesurdur, dik duruşludur, sabırdır, akıldır, sorumluluktur. Bu kavramlara yabancılık çekenler ne ittifakı ne de cumhuru bilirler. Türkiye'nin prangalarını sökecek kuvvet, engelleri birer birer yıkacak kudret, cumhurun müttefiklik anlayışıdır. Manisa'nın Demirci ilçesindeki kiraz üreticileri fiyatın düşük olmasından yakınıyor. Kirazı 2 liradan satan üretici bu rakamın masraflarını karşılamaya dahi yetmediğini söylüyor. Tütün üretiminden kazanamayıp alternatif üretimine geçtiler ancak o da çare olmadı. İflas ettim. 300 milyarlık arabamı 165 milyara sattım, 47 milyar zarar ettim. Manisa'nın Demirci ilçesinde bu yıl kiraz üreticinin yüzünü güldürmedi. Eşim şu anda burada kiraz ayıklıyor. Biz yevmiye gidiyoruz artık. 2 liraya kirazını zorla satan çiftçiler masraflarını karşılayamamaktan şikayetçi. İlacını bile karşılamıyor sattığımız ürün. Mazot ayrı bir konu, taşıma ayrı bir konu. Toplama yevmiyesi 75 TL. Toplama yevmiyesini bile çıkamıyor. Maliyeti arttıran en büyük faktör ise mazot fiyatı. Kilosunu 1,5-2 liraya zor satmaktayız. Bugün mazot olmuş 5-6-670 kuruş. Akıttığı terin, verdiği emeğin karşılığını alamayan üretici Ulusal Kanal'a sıkıntılarını anlattı. Benim kız çocuğum var, hastalığı var. Garip hastalığı var. İşte ben buradan çalışayım, çocuğuma ilaç alacağım. Doktora götüremiyorum. Eşimin işi yok. Demirci Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ayhan Ünlü, üreticiye sahip çıkılması gerektiğini söyledi. 10 dolara satıyor. Benim elimden 1 dolara alıyor bu ürünü. Arada 9 dolar fark var. Bunları takip kim ediyorsa... Sayın Bakanıma söylüyorum buradan, lütfen bize sahip çıkın. Hükümetin atık kağıt ithalatı yapmasına Sokak Atık Toplayıcıları Derneği'nden tepki geldi. Hurda kağıtların dolarla satın alındığını belirten dernek başkanı Recep Karaman, dolara karşı milli seferberlik ilan edilmişken atık kağıt ithalatı bir an önce durdurulmalı dedi. Atık kağıt ve hurda ithaline tepki gösterdi. İlgili ürünlerin ithalatının durdurulması için çağrı yaptı. İthalatın durdurulması lazım. Geri dönüşümün tam anlamıyla sağlanamadığı Türkiye'de sanayinin ihtiyaç duyduğu birçok hurda malzemesi ithal ediliyor. Yani birincisi ülke ekonomisine çok büyük zararı var.
Demir, kağıt, çelik, bakır ve benzeri birçok ürünü içeren hurda ithalatı için son 10 yılda 6,5 milyar dolar harcandı. Şimdi biz bu atıkları dışarıdan dolarla alıyoruz yani. Sokak Atık Toplayıcıları Derneği ise atık kağıt ve hurda ithalatına ilişkin Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'na önemli bir çağrı yaptı. Dışarıdan ithal malzeme geliyor, ithal kağıt geliyor, ithal plastik geliyor ve bu ucuz maliyetlere geldiği için ülkemizdeki atık fiyatları onda bir fiyatına indi. Hemen hemen neredeyse hiç toplanılmayacak maliyete indirdiler. Burada bu ithalat konusunun çözülmesi lazım. Bu ithalatın bir kota koyulması lazım ya da ithalatın durdurulması lazım. Durdurulmasa bu atıklar hepsi çöp olacak, hepsi ortalıkta kalacak. Lağımları tıklayacak ve böyle sel felaketleriyle de karşı karşıya kalabileceğiz. Türk İş İftarı'nda ulusal kanala konuşan dernek başkanı Recep Karaman, hurda ürünlerinin Türkiye'de mevcut olduğunu ve çöplere atıldığını söyledi. Çözüm bulunmadığı sürece yani 2 ay süre içerisinde bu sokaklarımız çöp yığınlarıyla dolacak. Çünkü bunları kimse toplamayacak, toplama gereği duymayacak. Hurda kağıtların yurt dışından dolarla satın alındığını belirten Karaman, buna son verilmesini istedi. Dolara karşı milli seferberlik başlatılmış durumunda. Şimdi biz bu atıkları dışarıdan dolarla alıyoruz. Yani eğer milli seferberlik başlatmışsak bunu da almamamız lazım. Yani buna müsaade etmememiz lazım. Bu arada Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu sokakta kağıt ve atık toplayan yaklaşık 200 işçiyle iftarda bir araya geldi. Recep Tayyip ifade etti. Bizleri çalmıyoruz, çırpmıyoruz, hırsızlık yapmıyoruz. Alın terinle yani öyle helal bir para ki onunla dedi ailemize, çoluğumuza, çocuğumuza bakıyoruz. İftara Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın yanı sıra çok sayıda sendika yöneticisi katıldı. Zor geliyor. Bir tepki de Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne geldi. ASKİ'nin Ankara'daki sel baskınlarından yurttaşları sorumlu tutmasına meslek odalarından yanıt geldi. Çevre mühendisleri ile şehir planlayıcıları odasına göre ASKİ'nin yurttaşların su kanallarını tıkamasından kaynaklı sel felaketi olduğunu iddia etmesi temel sorun değil. Oda yetkilileri asıl sorunun hatalı kentleşme politikalarından kaynaklandığını söyledi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin sel baskınlarına ilişkin faturayı halka çıkarması tepkilere neden oldu. Ankara'nın kentleşme politikasındaki sıkıntılardır, betonlaşmadır ve dere yataklarına yapılan binalar ve yollardır. Doğaya saygılı şekilde kentleşmiyoruz. Kentleşme sorunu olduğunu düşünüyorum. Açıkçası belediyenin, ASKİ'nin yapmış olduğu açıklama çok yanlış bir açıklama. Belirli aralıklarla kenti etkisi altına alan yağmur ve dolu başkentte sel felaketlerinin yaşanmasına neden oldu. Bu da kentin altyapısını tartışmalı hale getirdi. Her yeri betonla ve asfaltla kaplıyoruz. Dolayısıyla toprak suyu emmiyor. Tartışmalar sürerken ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, sel felaketlerine yurttaşların su kanalları ve rögarları attığı çöple yabancı cisimlerin neden olduğunu iddia etti. Demek ki bu kentteki çöpler, atıklar doğru yönetilemiyor ki rögar kapaklarının kapanmasına, kanalların kapanmasına sebep oluyordu. ASKİ'nin açıklamalarına ise çevre mühendisleriyle şehir planlayıcıları odasından yanıt geldi. Oda yetkililerine göre asıl sorun vatandaşların su kanalları ve rögarları tıkaması değil, yanlış kentleşme politikası. Biz kentlerimizi ne kadar çok betonlaştırır, ne kadar çok asfaltla kaplarsak ve binalarımızı da aynı şekilde yüksek katlı ve camlı, güneşi yansıtan böyle yani çevreye uyumsuz yapılar haline getirdiğimiz müddetçe bu tip seller kaçınılmaz olacak. Dere yataklarının özellikle binaların, yolların yapılmasından kaynaklı olarak aslında yağan yağmurdan kaynaklı biz afet ve sel problemleri yaşıyoruz. Konuya ilişkin bir açıklama da Sokak Atık Toplayıcıları Derneği'nden geldi. Dernek Başkanı Recep Karahan, kendilerine sahip çıkıldığı takdirde sokaklarda hiçbir atığın kalmayacağını ifade etti. Örgütlenmemizi kolaylaştıracak, sahadaki çalışma koşullarımızı iyileştirecek, bizi de bu sisteme entegre edecek bir yapı, bir çalışma yapılsaydı inanın yani bugün bu sel felaketleri de belki karşı karşıya kalmamış olabilirdik. Peki ASKİ'nin açıklamasına ilişkin yurttaşlar ne dedi? Altyapı çalışmaları zaten düzgün yapılmıyor benim bildiğim kadarıyla. Her sene aynı şekilde mağdur olunuyor. Altyapı çalışmaları yok. Daha hala eski yılların altyapı çalışmaları var. Her taraf beton olduğu için toprak emilmiyor. Toprak olması lazım bunun için. Toprak da yok. Bunun için giderler açılması gerekiyor yani.
Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu iş kazalarının önlenmesi için önemli bir rapor hazırladı. Verimli üretim, büyüme ve kalkınma için iş güvenliğinin öneminin vurgulandığı rapor Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne sunuldu. Rapor Cumhurbaşkanı adaylarına da gönderilecek. Verimliliğe dayalı büyüme için iş sağlığı ve güvenliğine dikkat çektiler. Sağlıklı ve güvenli ortamlarda çalışmayı ve sağlıklı ve güvenli ortamlarda yaşamayı hedef alan bir çalışma programı. Türkiye'yi yönetmeye aday olan isimleri bu konuda uyardılar. Çalışmalarını ve görev yapmalarını hedefliyoruz. Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu yaklaşık 20 milyon çalışanın hayatını yakından ilgilendiren bir rapor hazırladı. Bu konuda görüş ve önerilerimizi dinlemelerini çok önemli ve değerli buluyoruz. Beklenti ve önerilerinin de içinde olduğu raporu Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu Koordinatörü Ceyhun Targın kamuoyuyla paylaştı. Önümüzdeki en önemli sorun ne mevzuat, ne devletin uygulamaları, ne işverenlerin ve çalışanların refleksleri. En önemli mesele şu anda gerekli bilince ve eğitim düzeyine yeterince sahip olamamamız, bunun çözümü için el birliğiyle uğraşmamız ve çalışmamız gerekiyor. Dünyada her 3 dakikada bir işçinin bir iş kazası sonucu yaşamını yitirdiğini belirten Targın, iş sağlığı ve iş güvenliğine verilen önemin daha da artırılmasını istedi. İşin bütün aşamalarına yönelik eğitimleri düzenlemekte olduğumuz çalışmalarımız mevcut, devam ediyor. Raporu Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne sunduklarını belirten Targın, raporun 24 Haziran öncesi Cumhurbaşkanı adaylarına da gönderileceğini söyledi. Dosyaları Türkiye'de Türkiye yönetmeye aday tüm siyasi partilerin aday gösterdiği Cumhurbaşkanı adaylarımıza da yazılı olarak aktaracağız. Dünya ekonomisinin yükselen yıldızı Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye'deki yatırımlarına devam ediyor. Türkiye ve Çin 170 megawatt kapasiteli rüzgar enerjisi santrali yatırımını hayata geçirmek üzere 226 milyon dolarlık mutabakat anlaşması imzaladı. Dünyada hızla büyüyen ekonomisiyle birinci sıraya yerleşen Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye'de de yatırımlarına devam ediyor. Çin'den Türkiye'ye dev bir yatırım daha yapıldı. Çin Devlet Kalkınma ve Yatırım Kurumu, Smart Growth Holding ve müteahhitlik şirketi Power China, Aydın ve Manisa'da 170 megawatt kapasiteli rüzgar enerjisi santrali yatırımını hayata geçirmek üzere 226 milyon dolarlık mutabakat anlaşması imzaladı. Şu anda öncelikle bir 226 milyon toplamda 170 megawatta denk gelen bir rüzgar santralleri yatırımımız gerçekleşti. Ulusal kanala açıklama yapan SGI Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Durmaz, yatırımların devamı gelecek dedi. Hemen arkasında bir 400 megawattlık daha planlamamız var. Aydın ve Manisa'daki projeler hakkında da bilgi veren Durmaz, amacımız 2020 yılı Ekim ayına tamamını yetiştirmek, bitireceğimize de eminiz ifadesini kullandı. Amacımız 2020 yılı Ekim ayına tamamını yetiştirmek, yetiştireceğimize de eminiz. Durmaz, iki ülke arasındaki bağların güçlü olduğunu ve Çin'in yatırım noktasında Türkiye'den vazgeçmeyeceğini söyledi. Çin vazgeçebileceğiniz bir ülke olmadığı gibi onların da bizden vazgeçebileceğini hiç zannetmiyorum. Onlar da bizden vazgeçmeyeceklerdir. Ekonomi, enerji, savunma ve siyasette dünya yeni bir rotaya giriyor. O rotada olan biteni anlamak için Türk akademi dünyası ve üniversiteleri de yeni yatırımlar yapıyor. Akdeniz Üniversitesi Avrasya sürecine akademik katkı sunmak üzere İpek Yolu Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurdu. Artık bir Amerikan merkezli dünya değil, çok merkezli bir dünya var. Ve bu çok merkezli dünyada kartlar yeni karılıyor. Bu yeni karılırken kartları biz nasıl oynayacağız? Bu çok önemli. Avrasya coğrafyasının ekonomik ve politik olarak batıyı yakalaması Türkiye üniversitelerinde karşılığını bulmaya başladı. Bu kapsamda Antalya'da Akdeniz Üniversitesi bünyesinde İpek Yolu Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Faaliyetlerine resmi olarak başladı. Merkez yeni İpek Yolu projesinde Türkiye'nin özellikle ekonomi politikaları konusunda öneriler sunmasını hedefliyor. Bir reel iktisadi politika açısından zeminini oluşturmak, kültürel ve sanat boyutlarını ortaya koyabilmek, çok boyutlu olarak İpek Yolu dünyasını analiz etmeyi hedefleyen bir merkez. Kara ve deniz olarak ikiye ayrılan proje, Amerika dışındaki bütün büyük ekonomileri içine alacak. Yaklaşık 19 devlet kara İpek Yolu
bünyesinde var. 36 devlette deniz yolu bünyesinde var. Japonya'dan başlayarak Avrupa'ya kadar analiz edersek aslında Amerika dışındaki bütün büyük ekonomiler bu coğrafyanın içerisinde. Türkiye'nin ise bu projenin içinde yer alması kaçınılmaz. Türkiye bu konuda vazgeçilemez olarak burada bulunmak gerekir. Biz çok daha boyutlu bir ticari politika geliştirmemiz gerekiyor. En büyük tarihi bağlantı ve kültürel bağlantı. Çin'e kadar olan bölgede Çin, Rusya gibi büyük aktörlerle de işbirliği yapacak veya çok boyutlu iktisadi ilişkiler geliştirilecek bir avantajlar var. Proje Türkiye'yi dünyanın merkezine taşıyacak. Hem akademik olarak ele alınması gerekiyor hem de tabii politik ve jeopolitik olarak incelenmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz. Özellikle bizim bir avantajımız var. Şimdi İpek Yolu ister istemez güvenli bir bölge olarak Türkiye üzerinden geçmesi gerekecek. Hem enerjinin, hem turizmin, hem lojistiğin en merkezindeki, en odağındaki ülke olacak. Çin'in yeni İpek Yolu projesine ayırdığı bütçe 1 trilyon dolar. Bu rakam dünya coğrafyasının 1/3'ünü etkisi altına alacak boyutta. Marshall yardımlarının 10 katı büyüklüğünde bir paradan bahsediyoruz. Bazı öngörülerde bunun 2030'a kadar 6 trilyon dolara kadar çıkacağını iddia eden iktisatçılar var. İpek Yolu Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Mustafa Yıldıran, projenin dünya ekonomisi üzerindeki etkileriyle ilgili öngörüleri de açıkladı. Dünyadaki yeni yatırım alanlarının oluşmasına, yeni enerji politikalarının belirlenmesine çok etkili olacak. Dolayısıyla dünyanın geleceği bir anlamda özellikle enerji ağırlıklı ekonomik geleceği bu bölgede olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii buradan ortaya çıkan refah bu ülkelerin savaş güçlerini arttıracak. Politik güçlerini, savunma güçlerini artıracak. Yıldıran'a göre projenin deniz ayağındaysa Amerikan kontrolündeki Pasifik'te kritik gelişmeler yaşanacak. Çin ve karşısında Amerika, Japonya ve karşısında Amerika, yine Rusya ve karşısında Amerika, Pasifik havzası biraz daha önemli hale gelecek. Avrupa, Washington'un önce Amerika politikasına tepkili. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Berlin'in Amerika ile ihtilaflar konusunda artık sessiz kalamayacağını belirtti. Amerika ile aramızdaki mevcut anlaşmalara güvenmeye alışmıştık diyen Almanya Dışişleri Bakanı Maas, bu durum kökten değişti dedi. Washington'un önce Amerika politikası Avrupa-Amerika ilişkilerini büyük zarara uğrattı. Atlantik kampının iki odağı arasındaki ilişkilerde ciddi kırılmalara yol açtı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Berlin'in Amerika ile ihtilaflar konusunda artık sessiz kalamayacağını belirtti. Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği röportajda Amerika ile ilişkileri ve anlaşmaları dile getirdi. İki ülke arasında artık sessiz kalınamayacak ihtilafların bulunduğunu ifade etti. Aramızdaki mevcut anlaşmalara güvenmeye alışmıştık. Bu durum şimdi kökten değişti diye konuştu Alman bakan. Washington'un iklim anlaşmasından, İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesini ve gümrük vergilerini uygulamaya koymasını Avrupa'ya zarar veren tek taraflı kararlar olarak niteledi Maas. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın bunu bilinçli olarak yaptığını vurguladı. Maas, Washington'la daha karmaşık hale gelen ilişkiler ortamında Avrupa ülkelerini de sıkı işbirliği yapmaya çağırdı. Avrupa Güvenlik Konseyi kurma fikrini de takdirle karşıladığını ifade etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yapılan oylamayla 5 yeni geçici üyesini seçti. Belçika, Dominik Cumhuriyeti, Almanya, Endonezya ve Güney Afrika yılbaşından itibaren 2 yıl boyunca konseyin geçici üyeleri olacaklar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne 5 yeni geçici üye seçildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bugün yapılan oylamayla Belçika, Dominik Cumhuriyeti, Almanya, Endonezya ve Güney Afrika konseyin 5 yeni geçici üyesi seçildi. Oylamada en büyük rekabet Asya Pasifik ülkeleri grubunda Endonezya ve Maldiv adaları arasında yaşandı. Ancak oylamayı Endonezya 46'ya karşı 144 ile kazandı. Batı Avrupa ve diğerleri grubundan aday olan İsrail, partner ülkelerle yürüttüğü temaslar sonucunda 4 Mayıs'ta adaylıktan çekildi. İsrail'in adaylığını ertelediğini açıklamasının ardından bu gruptan Belçika ve Almanya geçici üyeliğe layık görüldü.
5 ülkenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki geçici üyelik görevi 1 Ocak 2019'dan itibaren başlayacak ve 2 yıl sürecek. Toplam 15 üye ülkenin bulunduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi Amerika, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor. 13 bülteninin sonuna geldik. Saat 16'da tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.